Ya aşkım vallahi düşündüğün gibi bir şey yok ya. Ozan seninle ilgili artık hiçbir şey düşünmediğimi kaç defa söylemem lazım anlaman için. Ne geçmişle ilgili ne gelecekle ilgili, anladın mı? Şimdiki zamanımdan da çekip gidersen çok sevineceğim. Ya sen aşkım. Ben de seninle sonuna kadar katılıyorum Ayla. Ya Yasmin yüzünden mi? Hayır Ozan, sorun Yasmin değil, sorun sensin. Aşkım. Sorun sensin Ayla. Aşkım beni affetmen için ne yapabilirim? Ya daha doğrusu bana neden kızdığını öğrendikten sonra affetmen için ne yapabilirim? Seninle konuşmuyorum Ozan. Ve son yaşanan olaylarda seni sevmemem gerektiğini gösterdi. Aynen. İyi de ne yaptım ki ben? Bazen bir ilişkiyi bitirmek için hiçbir şey yapmamak da yeterlidir Ozan, ama sen çok şey yaptın. Ya bir gün içinde iki defa çapkınlık yaptın ve ben yanındayken beni hiç sahiplenmedin. Yuh abi. Sen de yaptın Erdem. Bana da yuh o zaman aşkım. Bana aşkım falan deme. Ondan sonra da Yasmin'i benden daha güzel bulduğunu söyledin. Hadi bunların hepsi affedilebilir şeyler Ozan, ama... Ya seninle kavga etme sebebimiz olan kızla evine vakit geçiriyor olman, işte bu affedilebilir gibi değil. O yüzden seni bir daha hiç görmek istemiyorum. Boş ver, zaten minibüs geldi. Hayatımdan çık Ozan. Sen de benim Erdem. Hepsi senin yüzünden abicim ya. Gittiler abi. Günaydın, yürü. Nereye? Nereye olacak abicim, eve? Ya kızlar? Ya kızlar nasılsa barışacak mısın? Ne olur yürü hadi. Ya zaten ne de olsa onları affedeceğimizi biliyorlar. Nereden biliyorlar ki? Ya Leyla, onlar bizim hangi konularda hassas olduğumuzu çok iyi biliyorlar. Ve kendilerini mutlu etmeyi de biliyorlar. Yani biz dizi izleriz, onlar futbol oynarlar. Bence affetmek için kendini kandırmayı beceremiyorsun. Haklısın. Eskiden Ozan konusunda kendimi kandırmayı iyi beceriyordum. Demek ki bazı şeyleri sorgulamamızın zamanı gelmiş. Ya iyi de artık 2,5 sene oldu. Bütün reflekslerini biliyoruz. Saat kaçta ararlar, ne zaman kapatırlar, neye sinirlenirler, neye mutlu olurlar. Şimdi de kendini kandırmanın son safhası. Yaşanılan zamana tutunmak. İyi o zaman, konuşmayalım bir daha. İnsanlar hayır diyebildikleri kadar var oluyorlar. Ya yani ilk başta ben de hayır diyeceğim tabii ki. Sonra affedeceksin. Sanki sen affetmeyecek misin? Affetmeyeceğim. Aman tipik oğlak. Tipik bağ olmaktan iyidir bence. Ya acaba Nazlı ne yaptı? Evet ya, küsecek bize. Yine yalnız bıraktık onu. Ama Leyla. Ya dinlemek istemiyorum. Benim suçum değil ama hiçbir şey. Ya yapar. Ne yaptın abicim? Hiç abi, hala üstünde uğraşıyorum. Sen ne yaptın? Ne yapayım abi, yapmam gerekeni. Gittim, konuştum, hallettim. Abi sen konuşarak halledebiliyorsun. Beni dinlemiyor ki hanımefendi. Bıdı bıdı bıdı, hep kendisi konuşsun. Abicim sen böyle mıy 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 o kadar ağır konuşuyorsun ki kız sıkılıyor tabii. Hem zaten sen Leyla'ya fazlasın oğlum, boş ver. Ay bana ortaokul muhabbeti yapma şimdi ya. Ya tamam be abicim, şaka yaptık. Ne oldu maç biletleri? Aldım aldım. Süpersin kardeşim, Messi bu ya. Abicim şimdi gideriz maça. İki şöyle bağırırız. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ondan sonra da böyle gelir yağ gibi otururuz sevgililerimizin yanına. Sen git abi ya, benim hiç keyfim yok. İşler yolunda gitmiyor galiba. Yasmin. Yasemin, nasılsın? Nasıl görünüyorum? İyi görünüyorsun sevgilinle. Evet, biz barıştık. Beni ilgilendirmez ama yine de kendimi suçlu hissediyorum. Yo, suçlu hissetmene hiç gerek yok. Yani olur böyle şeyler, biliyorsun kızlar işte. Benim bildiğim hiçbir kız sizin kız arkadaşlarınıza benzemiyor. Yapışık ikiz olsalar daha az görüşürler. Sen nasılsın? İyi, sıkılıyorum biraz. Hiç arkadaşım yok. Olmasını istediğim kişilerle de görüşemiyorum. Malum durumlar. Boş ver ya, alışırsın. Zamanla her şey yoluna girer. İşte sıkılıyorum. Londra daha bir başkaydı. Benim maça 2 biletim var. Milli maç. Gelmek ister misin? Bilmiyorum, maçtan hoşlanır mısın? Deli misin sen? Londra'dan geldim ben. Futbolun beşiğinden. Yani futbolu seviyor musun? Chelsea'nin maçına gittim geçen sene. Fener'le olan çeyrek finale de gittim. Drogba var, Şeva vardı ama döndüm Milan'a. Lampard'ın hastasıyım. Vay be. Yani sen zaten futbolu yiyip yutmuşsun, bitirmişsin. İstersen beraber gidelim. Kız arkadaşı? Ya bu aramızda küçük bir sır olarak kaldıktan sonra hiç problem değil. Biz zaten yeni barıştık. Emin misin? Eminim. Tamam o zaman. Tamam o zaman.
Sınıfta görüşürüz. Görüşürüz. Abi ne oldu? Hiç. Yüzündeki bu saçma ifade hiçten biraz daha öte gibi yani. Biz Yasmin'le maça gidiyoruz. Şaka yapıyorsun. Hayır abicim, sen gelmeyince ne yapacaktım? Abi Selin. Abicim sen patavatsızlık edip ağzından bir şey kaçırmazsan hiç problem olmayacak. İdare edeceksin artık beni. Maça beraber gidiyoruz, tamam? Başkaları için yalan söylemek pek tarzım değil ama idare edeceğiz yine. Ya sen kendin için 1000 tane yalan söylüyorsun. Onlardanmış gibi farz et. O zaman olur işte. Tamam.